Yeni Çağ Televizyonu'ndan mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Remzi Bey'i görüyorsunuz. Dolayısıyla bugün ekonomi konuşacağız. Tabii neleri merak ediyorsanız onları konuşacağız. Bugün baktığımızda dolar yine bir yükselişte. Çok fazla olmasa da 27.56'yı gördü bugün. Diğer taraftan aslında bugün biraz borsa konuşalım dedik. Çünkü sürekli halka arzlar devam ediyor. Dolardaki yükseliş kuruş kuruş da olsa yükseliyor ama beklentiler dahilinde değil. Borsada neler oluyor ona bakacağız. Paramedya editörü Remzi Özdemir bizimle birlikte. Merhaba Remzi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru. Sen de Yeni Çağ TV'ye hoş geldin. Yuvaya döndün. Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk seni burada görmekten. Teşekkür ederim. Evet, yuvaya geri döndüm. Gerçekten çok mutluyum. Sizinle de uzun süredir yayın yapamıyorduk. Ayrıca onun da mutluluğunu yaşıyorum. Evet, dediğim gibi yani işte orta vadeli program açıklandı, bir sürü şey açıklandı. Dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları vardı. Yani enflasyon rakamları ortada. Dün enflasyon rakamlarını konuştuk ama insanlar dolara gitmekten biraz korkuyorlar. Hani ne olacak, ne zaman yükselecek belirsizliğini sürdürüyor. Diğer taraftan altının çok kazandırmadığını düşünüyorlar ama borsaya da çok ciddi bir yöneliş var. Yani sürekli yeni firmalar da geliyor, halka arzlar çok fazlalaştı. Biraz borsayı anlatır mısınız bize? Yani Türkiye'de borsada neler oluyor? Evet, borsaya girmeden önce o dövizle giriş yaptın ya, kısaca bir dövize değinmek istiyorum. Çünkü bana da gelen sorular şu: evet, dolarda bir hareket var ancak adeta böyle santim santim ilerliyor. Bunun nedeni ne? Bu halen daha Merkez Bankası burada dolar satıyor mu? Şimdi dün Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara'nın bir tweet'i vardı. Son bir haftada yaklaşık 2 milyar dolar müdahale olduğunu, Merkez Bankası'nın dolar sattığını söylemişti. Buradan şunu görüyoruz: bir taraftan dolar yükselirken bir taraftan satış var ise eğer, burada bir kontrollü yükseliş var demektir. Yani doları kontrollü bir şekilde yukarıya gidiyor bıraktılar. Çok agresif yukarıya gitmesine izin vermiyorlar. Agresif gelen talepte hemen kafasına müdahaleyle vuruyorlar. Peki biz bunu Merkez Bankası Başkanı ve Mehmet Şimşek'in bir sözüyle kıyasladığımızda, piyasaya artık müdahale olmayacak denildiğinde peki bu nedir? Şimdi buna fiyat istikrarı deniliyor. Fiyat istikrarı için yapıldığı iddia ediliyor. Evet, dolarda kontrollü bir yükseliş var. Bana göre bu kontrollü yükseliş ne zamana kadar devam eder? Yerel seçimlere kadar devam edecektir. Peki 30, 35, 40 bu rakamlar telaffuz ediliyor. O rakamlar bana göre çok fantastik, ancak yılbaşına kadar kontrollü bir şekilde 30'un üzerine çıkmadan o seviyelere yakın bir hareketi ben teknik olarak mümkün görüyorum. Yani işaretler o yönde. Borsa konusuna gelince şimdi borsa neden yükseliyor? Bunun tek bir nedeni var. Çünkü hükümet borsanın yükselmesini istiyor. AKP, bakın, seninle ben daha önce yaptığım programlarda da hep anlatırdık. AKP'nin kafasındaki iki önemli kriter var. Bir, konut satışları çok iyi olmalı ekonominin iyi olması için. İkincisi de borsanın yükselmesi gerekiyor. Bunlara yer olursa o ülkede ekonomi çok iyi. Şimdi evet, konuta bakıyorsunuz, konut apayrı bir konu ki o konuya ayrıca gireceğiz. Ama borsa tarafında, evet, borsa tarafında uzun süredir bir halka arz fırtınası var. Halka arzlar vasıtasıyla yatırımcı sayısı 8 milyona kadar çıkmış durumda. Ama burada sorun şu Ebru: bu 8 milyon yatırımcı sayısı, ki bir yıl önce bu sayı 2,5-3 milyondu. Bu kadar büyük artış nasıl oldu? Ve bu yatırımcının portföy büyüklüğü ne kadar? İşte ana sorun burada. Yani borsada halen daha 1 milyon ve üstü yatırım olan insan sayısı 200 bin. Yani bu rakam çok düşük. Geriye ne kalıyor? Yaklaşık 3-3,5 milyonunun portföyü 50 bin ve altı. Yaklaşık yine 4 milyona yakın onların içerisindeki toplam paya baktığımız zaman, 4 milyonluk bir payda 2 milyona yakının portföy büyüklüğü 10 bin lira ve altı o ilk 4 milyonda. Peki o zaman bu borsayı kim götürecek? İşte borsa onun için bir süredir patinaj yapıyor. Borsanın yükselmesi için mutlak suretle yabancı yatırımcının gelmesi gerekiyor. Ama yabancı yatırımcıya da baktığımız zaman biraz borsada nazlı davranıyor. Yani borsaya gelmiyor.
Bunun gelmemesinin tek nedeni genel olarak Türkiye'ye sıcak bakmamaları. Yani şu anda evet bu ülkede ciddi anlamda bir dolar kıtlığı yaşanıyor. Mehmet Şimşek Turizm Bakanı gibi adeta kapı kapı dolaşıyor. Ülke ülke dolaşıyor. Yani dolaşıyor ama bakın Körfez'e gitti. Körfez'den 50 milyar dolar gelecek dedi. Hani nerede Ebru 50 milyarı boş ver. Biz 5 milyar doları görmedik. Amerika'ya 11 milyar dolara düştü ama o da gelmedi. Çok haklısınız. O da gelmedi. Ondan sonra Amerika'da da yine bir şey gelmedi. Şimdi Londra'da peki neden gelmiyor? Gelmemesinin nedeni açık. Çünkü evet Mehmet Şimşek'e güvenebiliyorlar. Mehmet Şimşek'in iyi bir ekonomist olduğunu, Mehmet Şimşek'in anlattıklarının çok güzel olduğunu biliyorlar ama burada bir Erdoğan faktörü var. Yani Mehmet Şimşek'in önüne çıkan en büyük sorun yarın Erdoğan sizi görevden alırsa ne olacak? İşte bu korku, yabancılardaki bu korku Türkiye'ye fon girişine engel oluyor. Çünkü ben dahi hemen hemen her ortamda aynısını söylüyorum. Yani seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'i görevden alabilir. Bakın yeni bir Naci Akbal olayı yaşayabiliriz. Yani her an yaşayabiliriz. Çünkü Mehmet Şimşek göreve geldiğinde dolar kuru 19 liraydı. Bugün 27 liraysa eğer, 28 liraya merdiven dayamışsa eğer, işte 1 litre benzinin fiyatı 19 liradan 40 liraya gelmişse eğer, burada şimdi ister istemez AKP'nin bir tabanı ya da saraydaki belirli bir çevre Mehmet Şimşek'i kötü adam olarak görecektir. Yani bir eğer kötü adam aranıyorsa, başarısız adam aranıyorsa bu şartlarda Mehmet Şimşek. Şimdi Mehmet Şimşek'in başarılı olduğunu söyleyebilmemiz için buraya para sokması lazım. Mehmet Şimşek para sokamadı. Peki getiriliş amacı da oydu zaten. Evet, getiriliş amacı da oydu. Peki Mehmet Şimşek para getirebilecek mi bu zor durumdaki ülkeye? Ben bunu sanmıyorum. Zaten getirebilseydi şimdiye kadar getirirdi. Bu nedenle açıkçası borsaya bir para girişi yok. Borsa şu anda kendi yağıyla kapalı devre bir modelle devam ediyor. Çünkü bakıyorsunuz borsada özellikle bankacılık hisselerinin büyük bir bölümü varlık fonunun elinde, bireysel emeklilik fonlarının elinde, kamu bankalarının fonlarının elinde. İşte bu toplu olması nedeniyle gelin bakın mesela en büyük bankanın hisse senedinin işlem sırasına bakın. Yeterince derinlik yok. Şimdi bu kadar derinliğin olmamasının tek nedeni artık hisse senetlerinin büyük çapta toplu olması ve yeni yatırımcının gelmemesi. Şu anda piyasanın ana sorunu. Bir de başka bir sorunumuz var. Bakın borsa geçmişte daha hızlı yükseliyordu farkındaysanız. Neden daha hızlı yükseldi? Çünkü faizler düşüktü. Faizler düşük olduğu için aracı kurumlar borsadaki traderları çok ucuza fonluyorlardı. Yani siz tradersınız, A ya da B hisse senedinde işlem yapıyorsunuz, yukarı yönde bir hareket yapıyorsunuz. Ne yapıyordunuz? %13-15 arası hatta 20'ye kadar çıkan bir faiz oranında kredi kullanıyordunuz. Ama bugün şu anda sermaye piyasalarında kredi faiz oranı %80 euro. Yani %80 ne demek biliyor musunuz? A trader'ı B hisse senedini aldı, bunu bir yıl taşıması halinde %80 faiz ödeyecek. Yani para kazanabilmesi için o hisse senedinin %80 üzerinde gitmesi gerekiyor. Gitmeyeceğine göre gitme şansı çok yüksek. Çünkü banka hisselerine bakıyorsunuz 4 liradan gelmiş 30 lira. Ya 60 lira mı olacak, 90 lira mı olacak? Birçok hisse senedinin fiyatı %200, %300 artış var. Ya bakın mesela başka bir istatistik vereyim. 17 tane hisse senedinin primi %1000'in üzerinde. Allah aşkına %1000 ne demek ya? Şimdi siz bir yatırımcı olarak %1000 prim yapmış bir hisse senedini alır mısınız? Peki bu hisse senedini kim alacak? Nasıl alacak? Bu hisse senedini birilerine satmak için nasıl bir senaryo, nasıl bir beklenti yaratacaklar? Ha, burada tabii ki beklenti yabancı. Tıpkı Türkiye'nin dolardaki beklentisi gibi borsada da yabancı beklentisi var. Tabii borsada mesela takas oranına bakıyoruz Ebru. Diyorlar ki seçimde 27 idi takas, yabancı takas oranı 36'ya kadar çıktı. İşte en büyük yanılgımız orada. Çünkü bu yabancı takası hacime göre hesaplanıyor. Hacime göre hesaplandığı için QNB Finans, Garanti gibi
daha önce çağrı yöntemiyle yabancılar tarafından toplanan hisselerin büyük bir bölümü de aynı zamanda halen bu takas, yabancı takasında gözüküyor. Mesela QNB Finans'ta dolaşımda %12 hisse senedi var. Ve bu hisse senedi 10 liradan 300 liraya geldi. Dolayısıyla burada yabancı takasında büyük bir hacimsel yükseliş oldu. Fiyat yükselişi oldu. Ve bakıyorsunuz ki patladı. Ancak son 2 gündür SPK'nın bunu fark edip tedbir almasıyla birlikte bu bankanın hisselerinde düşüş var %20'ye yakın. Hemen bakıyorsunuz yaklaşık 1,5 %2'ye yakın yabancı takasında da düşüş var. Oysa yabancının sattığı herhangi bir hisse yok. Gerçi aldığı da yok. İşte çelişki burada Ebru. Yani bu borsaya maalesef yabancı gelmiyor. Yabancı evet kendi kaderini terk etmiş durumda. Ama bizim öncelikle bu borsamızın gerçek anlamda hareket edebilmesi, sağlıklı bir ortama kavuşabilmesi için ciddi anlamda yabancı sermayenin girişi gerekiyor. Yabancı sermaye nasıl girecek? Bu ülkeye önce tahville gelmesi gerekiyor. Türk tahvillerine ama Türk tahvillerine de gelme şansı şu aşamada yok. Çünkü Merkez Bankası'nın halen daha artık faiz buraya kadar diyebileceği bir cümleyi duymaları gerekiyor. Bakın mesela geçen ay 25'ti faiz oranı gösterge faizi. Bu ay 30 oldu. Peki siz Ekim'de bunun 35 olmayacağını garanti edebilir misiniz? Hayır. İşte bunun için de reel faizin sıfıra yakın bir seviyeye kadar gelmesi dolarda, bakın dolarda yabancının kur riskinin tamamen ortadan kalkması lazım. Peki kur riskinin ortadan kalkması ne demek? Doların en az 36 lira seviyesine gelmesi anlamına geliyor. Çünkü Robin Brooks gibi İngiltere'de bazı yabancı analistler doların adil değerinin 36 lira olarak hesapladığını biliyoruz. Yani bu doların 36 liraya doğru 36 olmasa bile 30 liranın üzerinde bir rakama gelmesi, faizlerin enflasyona yakın bir seviye diyeceğim ama işte dün TÜİK açıkladı biliyorsunuz enflasyon %60'ın üzerine çıktı. Bu halde %60 faiz demek Türkiye'nin hani saatte 200 kilometre giden aracın aniden frene basması gibi bir şey olacak. Bu da Peki bunu TÜİK rakamları ayrıca. evet, TÜİK rakamları. Peki bunu yapabilecek mi Türkiye? Yapamayacak. İşte bu da Türkiye'de bana göre yerel seçime kadar bu belirsizliğin, bu kaosun, bu gerginliğin devam edeceğini gösteriyor. Evet. Peki 46'lar 50'ler deniliyor sürekli dolar için. Siz biraz daha mantıklı Şimdi demeyeyim. o ya orada artık biraz YouTuber'ların tık kavgası var. İşte 40, 45 diyen hatta 60 diyen bile var. Onlara pek aldırmamak gerekiyor. Yani çünkü dolardaki bakın Bakan Nebati'nin çok güzel bir sözü vardı. Nebati'ye sordular. Doları neden yükseltmiyorsunuz, bırakmıyorsunuz? Yükselsin dedi de enflasyona mı neden olsun? Burada şunu görüyoruz. Evet doların sert bir yükselişi Türkiye'de aynı zamanda kronikleşmiş enflasyonun hiper enflasyona dönmesine neden olacaktır. Yani Türkiye artık hiper enflasyonu kaldıramaz. Bakın şu anda çift rakamlı enflasyondayız. %62'lerde, 61-62'lerdeyiz. Siz enflasyonun %100 üzerinde olduğunu düşünebiliyor musunuz? O zaman insanlar isyan eder. Bu nedenle de biraz Merkez Bankası'nın kontrollü, örtülü müdahaleleri makul. Ama tabii ki bu kadar da Türk lirasının değerli kılınması da yanlış. Onu da çok iyi ayarlamaları lazım ama halen daha kendine özgür, kendi özel bir Merkez Bankası göremiyoruz. Çünkü Merkez Bankası halen Merkez Bankası'nın başında Demokles'in kılıcı gibi Cumhurbaşkanı'nın Evet. bir politikası var. Evet, nasıl bıraktık deniliyor. Daha rasyonel politikalar ama bunlar şu anda uygulanan rasyonel politikalar değil maalesef. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Dolar için böyle dediniz ama bir de borsa endeksi için de çeşitli açıklamalar geliyor. İşte 8.500'ü kırdıktan sonra yıl sonunda 12.500 olacak deniliyor. Peki bu konudaki öngörünüz nedir? Onu da alayım. Yani onu nereden biliyorlar? Nasıl yapmışlar? Yani onun bir grafiğine mi bakmışlar ya da yabancının orada bir 20 milyar dolarlık alım yapacağını mı biliyorlar? Ya bakın bunların hepsi ütopik şeyler. Ben bunu finansal okuryazarlık adına
söylüyorum Yeni Çağ TV'nin izleyicilerine. Öncelikle bir borsanın yani manipülatif açıklamalar mı bunlar 12.500? Tabii ki. Yani öncelikle bu borsanın sağlıklı bir şekilde yükselmesi için bu borsaya para girişinin olması lazım. Bakın borsaya para girişi yok. Küçük yatırımcıların geldiği söyleniyor. Gelen küçük yatırımcılar halka arz için geliyor ve genelde 500 lirayla 1000 lira arasında. İşte bu yatırımcılar bu borsayı çevirebilecek, yükseltebilecek, dinamo etkisi yapabilecek seviyede değiller maalesef. Bunların hepsi işte 500 lira alıp elektrik faturamı ödeyebilir miyim derdinde olan insanlar. Nitekim Takas Bank verilerine baktığımız zaman bu portföylerin çok küçük olduğunu görüyoruz. Ciddi bir sirkülasyon olduğunu görüyoruz. Bunlara ciddiye almamak lazım. Öncelikle en büyük kriter bu ülkenin Merkez Bankası'nın analitik bilançosuna bakıp, ki bunun için ekonomist olmaya gerek yok artık, bütün internet sitelerinde var. Bu ülkeye para girişinin olduğunu görmek lazım. Yani eğer bu ülkeye yabancı gerçekten para sokuyorsa, artık güvenmeye başlamışsa, bu ülkede dolar da düşer, borsa da yükselir. Buna çok dikkat etmek lazım. Bunun ilk sinyalini nerede göreceğiz? Tahvil piyasasında. Eğer Türkiye'nin tahvil piyasasına para giriyorsa, evet Türkiye'de bir şeyler değişiyor diyeceğiz. Ama şu anda ne tahvil piyasasına bir giriş var, ne portföy girişi var, ne hisse senedine giriş var, ne de direkt yatırım olarak bildiğimiz fabrika vesaire. Hiçbirine hiçbir giriş yok. Yani şu anda halen biz kendimiz, yani yine kapalı devre dedikleri, offline dedikleri kapalı devre gidiyoruz. Evet, peki. Yine ezber bozdunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sağ olun. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.